Arkadaşlarım selamlar ben SML hocanız 40 soru serisi problemler kampında 40 soru serisi problemler video soru kitabında 9. teste geldik artık bugün 9. teste sevgili arkadaşlarım sizlere önemli uyarılarım var tabi ki Hemen o uyarıları yapmak istiyorum şöyle bulayım arkadaşlar hemen 9. testi bayağı ilerlemişiz sayfa numaramız 22 ve 23 Uyarılarımı yapıyorum bu söylediğim soruları mutlaka kaydet Fosforlu kalemle işaret mi koyarsın? Fotoğraflarını mı çekersin? Favorileri mi eklersin? Bilmiyorum ama çok ama çok dikkat ediyorsun bu sorulara. Sınavdan önce mutlaka tekrar etmen gereken sorulardan. Söylüyorum. Alıyorsun değil mi not? Peki. Birinci soru. ikinci soru. Beşinci ve yedinci soru. Özellikle beş ve yedinci sorular tarz olarak da birbirine benzemesine rağmen birbirinden çok farklı şekilde çözülen sorular. Beşinci ve yedinci sorulara özellikle dikkat ediyorsun. Direkt TYT tarzı. İkinci soru direkt TYT tarzı. Birinci soru msde çıkmaya daha yatkın bir soru ama TYT'de de çıkabilir karşına. Aklına bulunsun. Bu sorulara çok ama çok dikkat et. Diğer sorularda ÖSYM tarzı değil mi hocam? Diğer sorularda ÖSYM tarzı ama ben burada biraz işin tahmin kısmındayım diyebilirsin. Tamam. Çaktın sen köfteyi. Devam edelim. Şimdi testimizin çözümlerine evet hazırsanız artık abone olduysanız videoyu beğendiyseniz kaleminiz, kağıdınız fasikülünüz yanınızdaysa Karşınıza ben de varsam artık beni dinliyorsan şu an hadi geçelim dersimize. Buyur bakalım. Evet ilk sorumuzda diyor ki bize süpermarkette yapılan bir kampanya var. Bu kampanyada 50 lira ile 99 lira tutarlar arasındaki 50 ile 99 dahil alışveriş yapan A tane müşterinin her birine bir bardak. %149 tutarlar arasında alışveriş yapanlara B tane müşteriye bir tane bardak ve bir tane sürahi 150 lira ve üzeri alışveriş yapanlara da C tane müşteriye de bir tane bardak, bir tane sürahi, bir tane de kupa hediye olarak verilmekte. Kampanyadan yararlanan müşterilere hediye olarak 94 tane bardak, 66 tane sürahi ve 30 tane kupa dağıtıldığına göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diye sormuş. Şimdi öncelikle bakın burada 50'nin, 99'un, 149'un, 150'nin bir önemi yok. Burada yapılması istenen şey şu. Bardak hediyelerini Tamam mı? Bardak hediyelerini, sürahi hediyelerini ve kupa hediyelerini bir şekilde güzel bir şekilde not tutmak. Bardak hediyesi alan kaç tane müşteri var? A tane. Diğerleri almamış. Tabii şu aralıkta diğerleri almıyor. Diğer taraftan %149 lira tutarlar arasında alışveriş yapanlar B tane müşteriye bir tane bardak ve bir tane sürahi bak. B tane bardak alanlar, B tane de sürahi alan vardır o zaman. Tamam mı? 150 lira ve üzerine de C tane müşteri bardak, C tane müşteri sürahi ve C tane müşteri kupa almıştır. Daha doğrusu C tane müşteri hem bardak hem sürahi hem kupa alıyor da bu şekilde ifade ediyoruz. Şimdi toplam bardak hediyesi A artı B artı C tanedir. Doğru mudur? Doğrudur. A artı B artı C eşittir. Neymiş? 94. Hemen yazdım buraya. 66 tane sürahi hediyesi var. E şimdi o zaman B artı C bak sürahiler B artı C. O zaman burası 66. burası 66 ise A'ya kaç kalır gençler? 94 eksi 66 kalır hocam. Yani 28 kalır. Şimdi ben A'nın 28 olması gerektiğini buldum. Daha sonrasında 30 tane kuba dağıtılmış ya. O zaman C30'dur. Yani C30 sa arkadaşım. Şurası 30 sa. Şuna ne kalır? Tabii ki 36 kalır. Demek ki B 36'ymış. Ve C de tabii ki 30'muş. Şimdi A'yı B'yi C'yi sıralamam isteniyor ışıklarda benden. O zaman A küçüktür C küçüktür B derim. Doğru cevap A küçük C küçük B yani B seçeneği olur sevgili yaşlar. Evet ilk sorumuz bu şekildeydi ve dikkat et demiştim. Daha çok MSU tarzı bir soru olur demiştim. TYT'de karşımıza çıkabilir mi? Belki biraz daha böyle lafı dolan başta hale getirerek zorluk seviyesini 0.5 bir birim artırabilir ama tam anlamıyla bir MSU sorusu TYT'de karşına çıkabilir demiştim ben sana. Şimdi devam edelim. ikinci sorumuzda. MSU'da karşına çıkarsam ms için zor bir soru olur ama TYT ayarında mı? Evet tam olarak TYT ayarında mükemmel bir soru. Dikkatli bir şekilde dinlemende fayda var benim. Ve mutlaka bu soruları not al güzel kardeşim mutlaka. Aşağıda bir marketin bakliyat bölümünde satılmakta olan pirinç ve nohutların ağırlıklarına göre değişen fiyatları gösterilmiş. Bakliyatların görselleri, kaç kilo oldukları, ne kadar lira olduklarının bazıları altlarında yazıyor bu markette satılan bakliyatların paket ağırlıkları arttıkça ürünlerin birim fiyatları da daha hesaplı olmaktadır diyor. He şey gibi yani mesela 300 mililitrelik şu içtiğimiz siyah içecek var ya kola. Mesela o bazı marketlerde 15 lira falan ama sen bunun gidiyorsun 1 litreliğini alıyorsun o da 18 lira mesela. Yani 3 katına çıkıyor ebat ama fiyat 3 katına çıkmıyor. Ne kadar yüksek miktarda alırsan o kadar az ödüyorsun aslında fiyat daha uygun hale geliyor diyelim. Şimdi diyor ki buna göre bu marketten 2 paket 5 kiloluk pirinç ve 1 paket 7 kiloluk nohut alan bir müşteri kaç liralık ödeme yapar? Şimdi 2 paket 2 paket 5 kilogramlık ne alıyordu? Pirinç alıyor. Ve bir pakette gençler yine 7 kiloluk gramlık 7 kilogramlık ne alıyor? Nohut alıyor. Ve ne kadar ödeyebilir diye soruluyor. Ne kadar ödeme yapmış olabilir diye soruluyor. İnanılmaz güzel bir soru. Çok iyi dinle beni. Şimdi öncelikle 2 kilo pirincin 26 lira olduğunu görüyoruz. O halde şunu söyleyebilir miyim ben? Burada benim pirincimin kilosu 13 TL'ye denk gelir. Yani 26 bölü 2'den 13 lira. Buradaysa 9 kiloluk pirinç paketine bakıyoruz. 72 lira ödeyecekmişiz. 72 bölü 9'dan pirincin kilosu 8 TL'ye gelir. Doğru mu? Doğru. Nohut'a bakalım 26'yı 2'ye böldük. Kilosu 13 liraya denk gelir yine. Nohutun 10 kilosuna bakıyorum. 72 liraya satılmış. O zaman 7,2 TL'ye gelir kilosu. Yani Baya da indirim uygulanıyor çok alınca. Şimdi öncelikle şunu diyeceğim. Pirinçten 5 kilo alınacak. Ve nohuttan 7 kilo alınacak. Öncelikle 5 kiloluk pirinç paketinin fiyatı ne olabilir? Hangi değerler aralığında olmalı? Buna karar vermemiz gerekiyor. Tabi Burada 5 kiloluk bir pirinç paketinden bahsettiğimiz için bir kere kilo olarak şundan daha uygun olacak, şundan daha pahalı olacak. Bundan kaynaklı ben 5 kilo ile buradaki 13 lirayı çarpacağım. 5 kere 13, 65 yapar. Bu 5 kiloluk pirinç paketi kesinlikle 65'ten daha uygundur. Ama 5 ile 8'i çarptım, 40'tan da daha pahalı olmak zorunda diyorum. Çünkü bu paketin ebadı daha büyük olduğu için daha uygun fiyatlıdır kilo bazında. Ve işte bu 5 kiloluk pirinç paketi. Pirinç diyelim. Ama bundan kaç tane alıyorduk? 2 tane alıyorduk. Dolayısıyla 80 küçüktür diyelim. 80 küçüktür. 2 kilo yani 2 tane 2 paket pirinç ve o da küçüktür 130 demeliyim artık. Bunu anladım. Pekala şimdi nohut için aynısını yapalım. 7 kiloluk alıyorduk. 7 kere 13 dedim. 91. Bir kere kesinlikle 91'den daha ucuz olmalı nohut. Değil mi? Ve 7 kere 7,2 o da 49 artı 1,4'ten 50,4 yapar. 50,4 dedim. İşte sevgili arkadaşlarım bundan da daha pahalı olmak zorunda. Çünkü bu ebat olarak daha büyük bir paket olduğu için e, tabii ki 7 kiloluktan daha uyguna gelecek kilo bazında. Şimdi 2 ta iki tane pirinç paketi bir tane de nohut paketi aldım ve bunları toplayacağım artık. 80 ile 50,4'ü toplarsam 130,4 yapar. Küçüktür istenen Artık hepsini yazmayalım. O da küçüktür. 221 yapar. Benim fiyat aralığım bu olmalı. Yani 130,40 kuruştan daha büyük, 221 liradan daha küçük olmalı benim aradığım fiyat ödeyeceğim fiyat. 250, 230 bu aralıkta değil, 120 ve 110 bu aralıkta değil ama 150 bu aralıktan. Dolayısıyla alacağımız bu ürünlerin fiyatlarına biz 150 lira ödeme yapmış olabiliriz. Gerçekten müthiş bir soru ve hani tam anlamıyla TET kıvamında. Yani şu an mesela 66. sorumuzu çözmüşüz, tamam mı? Eee fasikül boyunca, şu fasikül boyunca 66 tane soru çözmüşüz gençler ve bu fasikülde şu 66. soruya kadar olan kısımda ben net olarak söyleyebilirim. İçlerinde en ama en TYT ayarında olan, ÖSYM ayarında olan en yaklaşan soru bu. Hani yüzde 0.01 hata payı falan vardır ÖSYM ile. Cidden çok güzel, çok kral bir soru. Dolayısıyla mutlak surette işaretini, işaretini, her şeyini koy. Devam ediyorum bir diğer sorumla. Diğer soruda sevgili arkadaşlarım. Soru biraz uzun olduğu için tabi bu şekilde yana sarktı. Şöyle yapalım biz en iyisi. Her birini görebilir miyiz? Göremiyoruz ama birazdan görürüz. Bir TV kumandası ve üzerinde bulunan tuşların bir kısmı aşağıda verilmiş gençler. TV kumandamızın da şu bölgesine bir zoom atmışız bakın. Bu kumanda TV açıkken OK tuşuna basıldığında TV kanallarının listesi çıkmakta. Sonrasında ise, sonrasında ise ben şu kısmı alayım. Bu kısım bizim işimize yarar çünkü. Tamam mı? Ben o kısmı şuraya yapıştırayım. Yapıştırdıktan sonra da şöyle biraz büyütelim ve artık tamamen şuraya bakalım. Diyor ki yukarı yönlü tuşa basınca yani şuradaki tuşa basınca şuna bir önceki kanal. Yani kanalın numarası küçülür. Şuna basınca bir sonraki kanal gelir. Yani kanalın numarası büyür. Sağ taraftaki tuşa basınca 10 10 tane sonraki kanal gösteriliyor. Yani kanal numarası 10 artmış oluyor ve sol tuşa bastığı, bastığımız zaman da kanal numarası 10 küçülmüş oluyor. Biz de bize bunları anlatmış burada. Ve diyor ki hikayede televizyonda 123 numaralı kanal açıkken Okey tuşuna basıldıktan sonra şimdi, kanal listesini açtım. 4 kez sağ tuşa bastık diyor. 4 kez sağ tuşa basarsa kanal numaraları 40 artmış olur. 3 kez bu tuşa yukarı tuşa bastık o zaman kanal numaraları 3 küçülmüş olur. 2 kez sol butona bastı yani o zaman 20 tane kanal geriye gittik. Ve 2 kez de aşağı tuşuna bastı aşağı tuşa basınca biliyorsun ne oluyordu? Bir sonraki kanal harekete geçiyordu. 2 kere basılmış dolayısıyla artı 2 diyeceğiz. 40'tan 20'yi çıkardım 20. 3 daha çıkardım 17 2 ekledim ne yaptı 19. Demek ki benim 123 numaralı kanalım açıkken üzerine 19 daha ekleyeceğim o kanal açık olacak. Yani 142 bir yerde hata yapmışız sanırım çünkü 142 diye bir seçeneğim yok. Bir yerde hatamız var. Hemen o hatayı odaklanalım. 4 kez şu tuşa bastım 40 arttı. Daha sonrasında 3 kez yukarı tuşa bastım 3 azaldı. 2 kez sol tuşa bastım 20 azaldı. Ee, ve şu tuşa da 9 kez basılmış arkadaşlar. Özür dilerim ben onu 2 diye okudum. Şurası 9 olacakmış. 9 olursa burası 19 olmaz. Şunu sildim. Aa, orası komple silindi hemen düzeltelim. Şöyle yapalım. Ee, burası 19 olmaz ne olur arkadaşlar? 123 şurası 19 olmayacak. 40, 20, 17'ye 9 ekledim. 17'ye 9 eklersek ne gelir? Ee, 26 gelir değil mi? 123'ün üzerine 26 ekleyeceğim ve 149 diyeceğim demek ki cevabım C seçeneği olacakmış dedik. Kusura bakmayın. İşte böyle matematikçilerin korkulur yazısı Yani çok yapamıyoruz ya biz <gülüyor> işlemleri falan. <laughs> yani gariptir. Ee, üstüne mi düşmüyoruz acaba? Yani çok garip yani. Hani çift katlı integral muhabbetlerine falan girmişiz üniversitede onu bunu yapmışız. Yani karmaşık kompleks uzayda integral almışız. Yani kompleks sayıların, kompleks fonksiyonların gitmişiz. Türevlerini integralleriyle uğraşmışız. Ama şu toplama çıkarma mevzusu bana ters geliyor. Bilmiyorum ya. yapamıyorum yani. Hani matematiğim kötü. <laughs> Devam edelim dördüncü soruyla. Gençler. Şimdi diyor ki bir okuldaki 50 sınıfın her biri 7 veya 5 kişilik. Tamam 50 tane sınıf var. 50 tane sınıf. Bu sınıflardan bazıları 7 kişi, bazıları 5 kişilik. Tamam ona da eyvallah. Sınıftaki öğrencilerin tamamı, e, diyor ki 4 tane 7 kişilik sınıftaki öğrencilerin tamamı ikişerli olarak 5 kişilik sınıflara geçiş yaptığında 7 kişilik sınıf sayısı 5 kişilik sınıf sayısına eşit oluyor. Ha, Şimdi dur. Ben x tane 7 kişilik sınıf var diyeyim. Doğal olarak 50-x tane de 5 kişilik sınıfımız olur. Değil mi? Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Diyor ki 4 tane 7 kişilik sınıftaki öğrencilerin tamamı. Şimdi o zaman 7 kişilik sınıf sayısı 4 azalır. Yani x 4 olur. Çünkü o 7 kişilik 4 tane sınıfın hepsini abonda ne ettik? Yani kaybettik biz onları. Peki işte oradaki 4 tane 7 kişilik sınıfın öğrencileri 28 tane öğrenci yapar. O 28 tane öğrencinin her biri ikişer ikişer gidip 5 kişilik mesela 5 kişilik bir sınıf dolu ya. Şöyle. Şuradan gelen 28 öğrenciden ikisini buraya koyarak artık orayı 7 kişilik bir sınıf haline getiriyoruz. He, tamam. O zaman şöyle mi hocam? Bu 5 kişilik sınıflardan ikişer ikişer 7 kişiliğe çevirdiğim için o zaman burası 14 azalır. 5 kişilik sınıf sayısı 14 azalır. Yani kaç tane kalır? 36 eksi 2 tane sınıf kalır 5 kişilik. E hocam bu 5 kişiliklerde 7 kişilik oldu. O zaman burası da 14 artar. E, evet öyle olur. Yani x artı 10 olur. Yani ben 14 tane daha ekstradan 7 kişilik sınıf peydahlamış oldum. E doğal olarak da başlangıçta x tane 7 kişilik sınıf varken şimdi x artı 10 tane 7 kişilik sınıf oldu. Ve işte diyor ki 7 kişilik sınıf sayısı 5 kişilik sınıf sayısına eşit oluyor. Yani bunlar birbirine eşitmiş hayırlı olsun x artı 10 eşittir 36 eksi x dedim. Buradan 2x eşittir 26 gelir. X'i de kaç buluruz? 13 buluruz. Şimdi benden istenen bu okulda kaç öğrenci var? Bu okuldaki öğrenci sayısı 7x artı 5 kere 50 eksi x'ti. Yani 7x artı 350 eksi 5 x'ti. Bu da bana 2x artı 350'nin ta kendisini verir. 350 değil 250 bu arada. Çünkü 5 kere 50 diyoruz. Değil mi? 250. Burası da 250 yapar. E, ikisi de ben 13 bulmuştum. 26 artı 250 de bana 276'nın ta kendisini verir. O halde doğru cevabımız da B şıkkı olur sevgili gençler. Evet dördüncü sorumuzu da çözdük ve devam ediyorum. Beşinci soruyla bu soru hakkında size çok büyük uyarılarda bulunmuştum. O yüzden dikkatli dinlemende fayda var benim. Aşağıdaki şekillerde kendi içlerinde sırasıyla 5, 8 ve 4 eş bölüme ayrılmış ve içlerinde belli miktarda su bulunan kaplar verilmiş. Ve bu kaplar gençler tamamen doluyken sırasıyla 2, 4 ve 5 litre su alabilmekte. Şimdi bu kap aslında 2 litrelik bir kap. Bu kap 4 litrelik bir kap ve bu kapta 5 litrelik bir kap. Şimdi bu kaba bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 kez bölmelendirilmiş, eş bölmelendirilmiş ve 3'ü dolu. O halde burada 2 çarpı 3 bölü 5'ten 6 bölü 5 litre su var içerisinde derim. Buraya baktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6'sı dolu, 2'si boş. Yani 6 bölü 8'i dolu. Yani 3 bölü 4'ü dolu. 4 ile 3 bölü 4'ü çarparsam burası da 3 litre gelir. Yani burada şu an hali hazırda 3 litremiz var. 5 litrelik kaba bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 4'te biri dolu demek ki 5 bölü 4 miktarda burada da ne var? Su var. 5 bölü 4 litre. Buna göre diyor. Birinci kaptaki suyun 25'i, ikinci kaptaki suyun da %40'ı üçüncü kaba aktarıldığında son durumda üçüncü kabın yüzde kaçı suyla doludur diye soruluyor. Şimdi diyor ki şunun yüzde 25'in yani 4'te biri, 6 bölü 5'in 4'te birini aldım cebime koydum artı Şuradaki 3 litrenin %40'ı. %40'ı ne yapar? 2 bölü 5 yapar. 2 bölü 5'ini aldım ve bunu da cebe koydum. Ve bunları aldım götürdüm buraya boşalttım. Burada ne kadar var? 5 bölü 4 litre var. Tamam. Şimdi paydamız 5 çarpı 4. Paydamız 5 paydamız 4. O zaman ben burayı 4 ile genişleteyim. Burayı da 5 ile genişleteyim. 6 kere 1 6 yapar. Şimdi 4 kere 2 8. 8 kere 3 24 yapar. Artı 5 kere 5 de 25 yapar bölü paydamız 20 idi. Üst tarafa bakıyorum. 25, 24 daha 49, 6 daha 55 yapar. 55 bölü 20 litre su oldu 3. kapta. Peki diyor ki yüzde kaçı suyla doludur? Şimdi 55 bölü 20'si dolu. Ne kadar da? 5 litrede. Tamamı 5 litreydi. Ters çevirip çarparsam ben bunu 55 bölü 100'ün ta kendisini yapar. Bunu da bana bakayım Türkçe olarak okur musun rica ediyorum. %55 diye okuruz değil mi? 55/100 demek zorunda değiliz illa. %55 dersek o zaman cevabı da söylemiş oluruz bir yandan, telaffuz etmiş oluruz. Cevabımız %55'ti. Yani cevap D şıkkıydı. Mutlak surette buna da işaretini lütfen koy. Ve devam edelim. 6. örneğimizde, 6. sorumuzda 9. testteyiz artık yavaş yavaş tüketiyoruz artık kitabı gençler. Aşağıda verilen diyagram yan yana bulunan Tamam mı? Yan yana bulunan iki kare içerisindeki sayıların toplamı üstteki kare içerisinde yazılarak elde edilmiştir. Bu diyagramın en alt satırında soldan sağa doğru azalan sırayla ardışık çift sayılar yazdığına göre kırmızı ve mavi boyalı karelerdeki sayıların toplamı. Yani diyor ki eğer burada x yazıyorsa diyor ve bu sayı çifttir diyor. Hemen yanındaki diyor ardışık çift sayıdır ve azalan sırada yazılmıştır. O zaman ben buraya x eksi 2, buraya x eksi 4 ve buraya x eksi 6 yazarım bir üstteki kareyi mesela şurayı nasıl elde ediyormuş? Bununla bunu toplayarak yani 2x-2 yazacak burada. Burada 2x-6 yazacak. Burada da 2x-10 yazacak diyor. Burada ne yazar o zaman? 4x-8. Burada ise 4x-16 yazar. Burada da 88 yazıyor. Aslında yazması gereken şey 8x-8. 24'tür. Bu da 88 ise tamamını 8'e böldüm. x eksi 3 eşittir. 11 yapar ki x buradan kaç gelir? 14'ün ta kendisi gelir. Güzel. Diyor ki kırmızı ve mavi boyalı e, karelerdeki sayıların toplamı. Yani x, -x 2 ile x, -x 6'nın toplamı soruluyor. Yani 2x -x 8 soruluyor aslında. Ben x'i yani 14'ü 2 ile çarparsam 28 yapar. Bundan 8'i çıkarınca da doğru cevap karşıma gelir. Doğru cevabımız 20'ymiş arkadaşlar. Yani cevap C şıkkı olacaktı. Ve devam ediyorum 7. soruyla. Ne demiştim? 7. soruya da dikkat ediyorsun demiştim. Hadi bakalım o dikkat gerektiren iyi dinlemen gereken sorulardan bir tanesi algılarını lütfen aç güzel kardeşim. Evet. Şimdi yedinci sorumuz. Soru tam anlamıyla sığdı şu an. Umarım telefon ekranından falan izliyorsan görebiliyorsundur ki görüyorsundur diye tahmin ediyorum. Aşağıda A, B, C ve D kapları verilmiş olup sadece A kabının içi tamamen suyla doluyken diğerleri boştur. Çok güzel bir soru. Çok güzel bir soru. Bu kaplara aşağıdaki işlemler sırasıyla uygulanıyor. B kabı tamamen dolacak şekilde A kabından su alınıyor. Daha sonrasında bu işlem yapıldıktan sonra C kabı tamamen dolacak şekilde B kabından su alınıyor. Ve D kabı tamamen dolacak şekilde de C kabından su alınıyor. Son durumda A, B, C, D kaplarındaki suların hacimleri sırasıyla A, B, C ve D'dir. Yani şurası A'ymış, burası B, burası C ve burası da D'ymiş arkadaşlar. Ve bu A, B, C, D arasında da bir bağıntı varmış. Nasıl bir bağıntı? A eşittir 3B eşittir 2C eşittir 4D'dir diyor. Şimdi ben sorunun bana sadece şurası lazım olduğu için artık şuraya bir odaklanmak istiyorum sizinle beraber. Şöyle yapsak yeterli olur. Şimdi gençler bakın diyorum ki A eşittir 3B eşittir 2C eşittir 4D demiş ya. Bak bunun katsayısı 1. 1, 3, 2 ve 4'ün ortak katı 12. Şimdi o zaman A eşittir 3b o da eşittir 2c ve o da eşittir 4d iken madem ben bunların tamamına 12k desem 12k şimdi o zaman a'yı 12k seçmek zorundayım. B'yi hocam onu da 4k seçerim. Peki c'yi onu da 6k seçmek zorundayız değil mi? E d'yi hocam onu da mecburen 3k seçeceğiz ki çarpıldığı takdirde 12k'yı versin bize. Yani aslına bakarsanız olay şu. Burada 12k kadar su var. Burada 4k kadar Burada 6K kadar ve burada da 3K kadar suyumuz var. Şimdi bu 3K'lık su nereden geldi? 3K'lık su şuradan geldi. Yani bunun boş kısmı 3K. Peki burası kaç? 9K. Bu 9K'lık su nereden geldi güzel kardeşim? E B'den alıp C'ye aktarmadık mı? O zaman demek ki bu boş kalan kısım da 9K. E buradaki 13K'lık su nereden geldi? O da A'nın boş kısmı. Yani şurası 13K. Soru muhteşem dedik ya bu yüzden muhteşem. Bak sırayla her birini buldurdu ve çok kolay bir şekilde buldurdu bize. A kabının hacminin C kabının hacmi oranı. A kabının hacmi 25K ve C kabının hacmi de 9K olduğunu görüyorsunuz. Burada K'ları ben elersem cevap karşımıza çıkar. 25 bölü 9 bizim cevabımızdı. Yani cevap E şıkkıydı sevgili gençler. O muhteşem soruydu çok güzel soruydu. Ee, umarım sana da faydası okunmuştur. Sınavdan önce mutlaka tekrar etmen gereken sorulardan bir tanesi ve tam teyit ayarında bir soru. Devam ediyorum artık. Bu videodaki son sorumuzda 9. testimizin son sorusu 8. soru gelsin bakalım. Bir hastanede çalışan doktorlar, hemşireler ve hasta bakıcıların her birine düşen haftalık hasta sayılarının dağılımı aşağıdaki daire grafiğiyle verilmiş. Bunlar doktorlara, doktorların her birine yani bir tane doktora düşen hasta sayısı. Bir tane hemşireye düşen hasta sayısı, bir tane hasta bakıcı başına düşen hasta sayısı. Şimdi şurası 120 derece, burası 90 derece ise toplamı 210 derece, buraya da 150 derece kalır o halde. Ve ben derim ki ben 90'la ile 120 ile 150 ile uğraşmayayım. Bunların hepsi 30'un katı. 30'a böleyim, burada 3K. 30'a böleyim, burası 4K. 30'a böleyim, burası 5K. Aslında şunu söylüyor. Bir doktor başına 5K tane hasta, bir hemşire başına 4K hasta ve bir hasta bakıcı başına 3K tane hasta düşüyor demek. Şimdi doktor başına düşen doktor, hemşire ve bakıcı diyelim. Her birinin başına düşen hasta sayısı bak bu neydi? 5K, bu neydi? 4K, bu da 3K idi değil mi? O zaman şöyle bir durum söz konusu olabilir mi? Mesela doktor başına 5K tane hasta düşüyorsa ama bakıcı başına 3K tane hasta düşüyor demek ki doktor sayısı az. Bakıcı sayısı fazla. Ve bunların arasında nasıl bir oran vardır? O halde şöyle diyelim. Toplamda sevgili arkadaşlar. Toplamda. 3. 3 e, üç demeyelim. 3'ün 4'ün ve 5'in ortak katı nedir? 60 değil mi? O halde ben diyorum ki güzel kardeşim. 20x tane 60'tı özür dilerim. 60'ı 5'e böldüm 12x tane doktor vardır. 60'ı 4'e böldüm 15x tane hemşire vardır ve 60'ı 60 3'e böldüm 20x tane bakıcı vardır. Bak ne oldu? Bu kadar doktor varken her doktora bu kadar hasta düşüyorsa 60kx hasta oldu. 15 kere 15x kere 4k 60kx hasta. 20x kere 3k 60kx tane hasta. Tamam zaten hastanede dedi bu kadar hasta vardı. 60kx'ti zaten. Ve doğal olarak doğru bir işlem yaptığımızı anladık. Güzel. Şimdi bizden ne istemişti? Bu hastanede çalışan doktor, hemşire ve hasta bakıcılarının toplam sayısı 235'tir. Aha bunları toplamış bu adam. Ve toplayınca ne gelir? 35, 47 gelir. 47 x neymiş? 235'miş. O zaman x kaçtır? Tabii ki 5'in ta kendisi. Hastanede çalışan doktorların sayısı sorulmuş. Hastanede 12 x kadar doktor çalışıyor. Kabul etmiştim ben. Ben de x'i 5 buldum. 12 çarpı 5 bana 60'ı verir. Demek ki bu hastanede 60 tane doktor varmış diyebiliriz. Evet arkadaşlarım artık 9. testimizin sonuna geldik ve 9. testten sonra 10. test var ya 10. testte efsanevi sorular var. O videoyu sabırsızlıkla beklemeni rica ediyorum senden. Evet. Umarım kamp iyi gidiyordur. Umarım kamp güzeldir. Yorumlarını e, almak istiyorum senden. Yorum kısmına güzelce ne hissettiğini, hangi durumda olduğunu, kaçıncı testte olduğunu falan yazarsan sevinirim. Şimdiden görüşürüz. Hoşça kal, sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.